Sen Türkiye'sin. Ay yıldızlı kutsal Türk bayraklarımızı Alper Gezer Avcı ve Tuva Cihangir Atasever'e, iki uzay yolcumuza emanet ediyoruz. Uzaya çıkacak Türk bayraklarını uzay yolcularımıza teslim ediyor saygıdeğer Cumhurbaşkanımız. Türkiye'mizden uzaya gidecek, ilk kez uzaya gidecek iki uzay yolcumuza. Karantina sürecine girdiniz. Nasıl olacak şimdi? Neler yapacaksınız bu karantina sürecinde? Yani biz karantinayı bilmiyoruz. Bize bir tanımlar mısınız? Neredesiniz şu anda? Bir de süreci anlatın. Dün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletine geldik. Burası aynı zamanda fırlatma operasyonunun gerçekleşeceği eyalet. İnsanlı uzay görevlerinin tarihinden, geçmiş tarihinden bugüne kadar icra edilmesinde zorunlulardan bir tanesi olan 14 günlük karantina sürecini icra etmek üzere buradayız. Burada asli amaç bu 14 günlük süreç içerisinde herhangi bir şekilde bir hastalığı uzay istasyonunda hali hazırda görev yapan astronotlara bulaştırmayacak şekilde dış dünyadan izole olarak 14 günlük süre içerisinde sürecin başından itibaren hasbihal kadar yakalamış olabileceğimiz bir virüs bakteriyi kuluçka süresini burada tamamlayarak uluslararası istasyonu tamamlamayacak şekilde bir izolasyon sürecini gerçekleştirmek. Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı. İnsanlarla herhangi bir iletişimimiz yok. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız buraya bize getirilecek şekilde 8 aylık sürede geçmiş yapmış olduğumuz bütün eğitimleri de hem gözden geçirme hem tekrar etme hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız ama bu esnada rutin yaşam döngümüzün içerisinde dış dünyadan insanlarla herhangi bir şekilde temasımızın kesildiği, ihtiyaç olan bütün malzemelerin de bizimle temas etmeyeceği şekilde farklı bir süreçte bize ulaştırıldı bir fiziksel ortam. Telefonla görüşmeyle ilgili herhangi bir kısıtımız yok. Ancak telefonla görüşecek kadar zamanımız yok. Çok yoğun bir döngünün içerisinde dün mesela spor yapabileceğimiz günlük rutinin içerisinde zaten bazı fiziksel testlerden geçiyoruz. Bazı spor testlerinden geçiyoruz. Ama onun haricinde kendim ilave olarak spor yapabilmek için geceleyin 12-2 aralığında zaman yaratabildim. Bu kadar yoğun ve bildirilmiş faaliyet takviminin olduğu bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Fiziksel ve zihinsel yoğunluğumuz şu anda görevin başarıyla icrasına yönelik. Peki yanınıza alacaklarınızı söylemiştiniz ama yeni bir şey eklediniz mi? Hani bu yörük kültüründen bir şey götüreceğim dediniz, Türk bayrağı dediniz. Ekstra bir şey yaptınız mı içine? Operasyonel sürecin içerisinde zaten çok önemli adımlardan bir tanesi. Son dakika aklıma şu geldi, şunu da götüreyim diyebileceğiniz bir süreç yok. Bu çok detaylı düşünülmesi, önceden planlanması ve bununla ilgili hazırlığın tamamlanması gereken bir süreçti. Buna yönelik olarak da aylar öncesinde bu götürmeyi planladığım malzemeleri bir araya getirip ilgili otoritelere teslim ederek bunların tüm fiziksel muayeneleri, ölçümleri tamamlanıp özel paketleme ve kargolama süreçlerine hazırlıkları tamamlandıktan sonra zaten çok öncesinde görev yönelik yüklemeleri gerçekleşti. Silifke'liyim, Yörük kökeninden geliyorum. Dolayısıyla Yörük kültürüne ilişkin bizzat elle hazırlanmış bazı semboller var. Onları beraberinde götürüyorum. Küçük yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını benimle beraberinde götürüyorum. Ayrıca ilk görev yaptığım Hava Kuvvetleri'ndeki filomun peçini benimle birlikte götürüyorum. Bu görevi icra etmek üzere bünyesinde eğitimlerini almış olduğumuz uzay kuruluşunun ve ana otoritelerin orada hali hazırda uluslararası uzay istasyonunda mevcut olan donanımlarıyla bu faaliyetleri gerçekleştiriyor olacağız. Yani farklı görüntüleme imkanlarını kullanıyor olacağız orada. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılında devletimizin güçlü iradesiyle ve sağlam kararıyla zaten çoktan hak etmiş olduğumuz ancak
Bana kısmet olan bir görevi icra ediyoruz. Geçmişinde hayallerinin limitini gözüyle görebildiği gökyüzünün oluşturduğu bir çocuğun hayallerini gözle görülebilen gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine taşımaya imkan veren devletimizin bu kararı neticesinde artık gelecek nesillerimizin ilham alıp kendilerini limitlemeden bütün potansiyellerini ortaya koyabilecek şekilde adım atabilecekleri uzay operasyonlarına başlıyoruz. Bu bir yere barış hikayesi değil, bir hikayenin başlangıç noktası. Bütün milletimize hayırlı olsun. Gelecek nesillerimizin özgüvenini ayağa kaldıracak olan ve hayallerini bundan sonra kısıtlamalarına mahal bırakmayacak çok sembolik, çok değerli bir göreve adım atıyoruz. Güçlü iradesiyle bu görevin icrasına karar veren devletimize ve imkanlarıyla bu görevin yapılmasını mümkün kılan Kadir Şinas milletimize müteşekkirim, şükranlarımı sunuyorum. Yapacak çok faaliyet var. Daha ilk andan itibaren zaten bütün faaliyetler planlı, takvim içerisinde günlerdir, aylardır bunun tekrarlarını yapıyoruz. İlk ulaştığımız andan itibaren bilimsel çalışmamıza yönelik hazırlık operasyonlarımız başlıyor. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra rutin operasyona hemen ertesi günün sabahında başlıyor olacağız. Deneylerin taşınan güç ünitelerine bağlanmış olan kargo paketlerinden çıkarılması ve onların uzay istasyonundaki muhafaza edilecek olduğu soğutma ortamlarına taşınmasıyla onların ilk adımı başlıyor. Bunun devamında da ilgili prosedürlerin devam adımlarını yürütüyor olacağız. Teker teker her deneye bir gün ayırmış vaziyette değiliz. Eş zamanlı her gün birçok deneyi yapıp devamındaki günlerde de o deneylerin farklı aşamalarını birlikte yine eş zamanlı yürütüyor olacağız. İlk yiyeceğimiz yemek içeriği Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmak için içerisinde bulunacağımız kapsülün içerisinde, Crew Dragon kapsülünün içerisinde tüketeceğimiz yemekler olacak. Özel içerikli şöyle, yani bir menü belirleyerek değil de beğendiğimiz yemek gruplarını tespit ederek biz bu sürece başladık. Ne zaman? Nisan 2023'te ilk eğitime başlamak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne geldiğimizde beğendiğimiz bu gıda içerikleri orada tespit edildikten sonra ilgili otoriteye üretim aşamasına geçilmesi için teslim edildi. Zaten tespitleri, ilk numunelerin denemelerini de NASA bünyesindeki laboratuvarlarda gerçekleştirdik. Üretim faaliyetleri bu şekilde tamamlandıktan sonra hazır hale getirilip yüklemeleri gerçekleştirildi. Uzay istasyonunda yiyeceğimiz yemekler şu anda zaten orada. Bizden çok öncesinde kargo olarak oraya ulaştırılmış vaziyette. Kapsülün içerisindeki yemekler de son üretim aşamaları seyahat esnasında yakın vaziyette bitmiş olarak yüklemesi önümüzdeki haftanın içerisinde gerçekleşiyor olacak. Et içerikli, sebze içerikli ve özellikle bu iki günlük seyir esnasında, yani takribi 36-40 saat sürecek Crew Dragon kapsülün içerisindeki seyir esnasında sıvı gıda içerikli bazı tüketim malzemeleri olacak. Dediğim gibi, yani sevmiş olduğunuz temel ana gıdalara ilişkin herhangi bir kısıt yok. Her türlü malzemeyi üretip o tüketime hazır hale getirilebiliyor. Tek fark, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndayken bu dehidre edilmiş, yani içerisindeki nemi alınmış gıdaları tekrardan nemlendirerek içerisine sıvı takviyesi ve ısıtma imkanı bularak tüketiyorsunuz. Kapsülün içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yaptığınız yolculuk esnasında içinde bulunduğunuz kapsülde tüketeceğiniz gıdalarda böyle bir ısıtma imkanımız yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida eyaletinin doğusunda ve batısında tespit edilmiş farklı iniş noktaları var. Neden farklı iniş noktaları? Çünkü döneceğimiz tarih nispeten daha bir ay sonrasında tarihe denk geliyor. O zamanki hava şartları ve deniz yüzeyinin şartları neresi uygun olursa oraya iniş planlıyor.